Türk denizcilik tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir dönüm noktasına tanıklık ediyoruz. Türk uçak gemisi projesi, Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücünü ve etkinliğini artırmaya yönelik büyük bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Bu proje sadece Türkiye'nin savunma kapasitesini güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda bölgesel ve küresel dengeyi de etkileyecek önemli bir gelişme olarak değerlendirilmelidir. Uçak gemileri, modern deniz harp sanatının vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Sahip oldukları çok yönlü yetenekler sayesinde deniz hakimiyetini sağlama, güç projeksiyonu yapma ve caydırıcılığı artırma gibi bir dizi stratejik amaç için kullanılmaktadırlar. Türk uçak gemisi projesi de bu amaçlar doğrultusunda Türkiye'nin savunma stratejisine önemli katkılar sunmayı hedeflemektedir. Son Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında alınan kararla Türk Savunma Sanayi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı geminin tasarımı Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Design Proje Ofisi tarafından titizlikle yürütülüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun öncülük ettiği heyetin Design Proje Ofisi'ni ziyareti de bu projenin önemini gözler önüne seriyor. Heyette Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Havelsan Genel Müdürü Doktor Mehmet Akif Nacar ve Roketsan Genel Müdürü Murat II. Gibi önemli isimlerin yer alması da projenin milli ve yerli karakterini vurguluyor. Öncelikle proje kapsamında yapılacak olan uçak gemisinin teknik özellikleri üzerinde durmak gerekmektedir. Geminin boyutları, deplasmanı, hızı, tahrik sistemi ve uçak kalkış iniş sistemleri gibi unsurlar, geminin sahip olacağı yetenekleri belirleyen önemli faktörlerdir. Bu açıdan geminin inşa edileceği teknolojik altyapı, tasarım süreci ve kullanılacak olan malzemeler de göz önünde bulundurulmalıdır. Tam 285 metre boyunda olacak olan bu devasa gemi, 65 metre genişliğe ve 60 bin ton deplasmana sahip olacak. 25 knot hıza ulaşabilecek olan gemi, Kogak tahrik sistemi ve Stobar uçak kalkış iniş sistemi ile donatılacak. 10.1 metre su çekimine sahip olacak olan gemi, Anadolu amfibi hücum gemisinden çok daha geniş bir savaş uçağı yelpazesine ev sahipliği yapacak. Türk donanmasının envanterinde bulunan Anadolu'ya F-35 gibi dikey iniş kısa kalkış özelliğine sahip savaş uçakları konuşlandırılabiliyor. Bu muazzam uçak gemisi ise F-35'lerin yanı sıra Kızıl Elma ve Bayraktar TB2 gibi insansız hava araçlarının da konuşlanmasına imkan sağlayacak. Bu proje, Türk Deniz Kuvvetleri'nin caydırıcılığını ve etkinliğini büyük ölçüde artıracak, aynı zamanda Türk savunma endüstrisi için de önemli bir adım olacak. Türkiye'nin denizlerdeki hakimiyeti ve mavi vatanındaki kararlılığına vurgu yaparak, bölgesel istikrar ve güvenliğe de katkı sağlayacak olan bu girişim, önemli bir dönüm noktasıdır. Peki uçak gemisinin Türk Deniz Kuvvetleri'ne katkıları ne olacak? Deniz hakimiyeti. Uçak gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizdeki hakimiyet sahasını önemli ölçüde genişletecek. Bu sayede Türkiye'nin deniz ticari yollarını ve mavi vatanı koruma kabiliyeti artacak. Uçak gemisi, Türkiye'nin caydırıcılık gücünü de önemli ölçüde artıracaktır. Bu sayede olası bir deniz tehdidine karşı daha güçlü bir caydırıcılık sağlayacağız. Güç projeksiyonu. Uçak gemisi, Türkiye'nin denizlerde güç projeksiyonu kabiliyetini de önemli ölçüde artıracak. Bu sayede Türkiye'nin denizlerde daha etkin bir rol oynaması mümkün hale gelecek. Stratejik otonomi. Uçak gemisi Türkiye'nin stratejik otonomisini de önemli ölçüde artıracak. Bu sayede Türkiye'nin denizlerde dışa bağımlılığı azalacak. Uçak gemisi projesinin ülke ekonomisine faydaları ne olacak? Uçak gemisi projesi Türk savunma sanayisine önemli bir katkı sağlayacak. Bu sayede Türk savunma sanayisinin ihracat potansiyeli de artacak. Uçak gemisi projesi Türkiye'de yeni iş imkanları da yaratacak. Bu sayede Türkiye'nin işsizlik sorununun çözümüne de katkıda bulunulacak. Ayrıca uçak gemisi projesi, Türkiye'nin denizcilik teknolojisinde de ilerlemesine katkıda bulunacak.